Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle Uzaktan Akademi'ye hoş geldiniz. Video serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız ve belki de en yoğun videosu ile karşınızdayız. Bu kadar yoğun olduğu için ben de bu konuları yazdım buraya. Hatta bazı konuların alt konularını bile yazdım. Öncelikle bu konuların üstünden çok kısa bir şekilde geçip daha sonra değişkenler ve değişkenleri değer atama olan ilk konumuzda çok kısa bilgiler verdikten sonra arka planda ne oluyor, aslında ne yapıyoruz? Hemen VS Code'a geçip burada gördüğümüz bütün hepsini VS Code'da yazacağız. Nasıl oluyor? Nerede hatalar çıkabilir? Hepsini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi çok da zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci konu değişkenler ve değişkenlere değer atama. Neden değişkenlere değer atarız? Neden değişkenler kullanırız? Bunlara bakacağız burada ve nasıl yaparız tabii ki de. Bunu da VS Code'da göreceğiz. İkincisi değişken tipleri. Birden fazla değişken tipi var. Integer, string, float, bool gibi. Bunların Türkçesinden bahsedeceğim VS Code'da. Şimdilik bu şekilde kalsın. Bu tipleri göreceğiz. Bu tipler ne yapıyor, ne tutuyor? Üçüncü olarak yorum satırları. Bir kodu, daha doğrusu bir kod parçasını neden yorum alırız? Niye yorum almalıyız? Yorum alırsak ne olur? Bunları göreceğiz. Ve sonra veri tipi ve dönüşümlerine bakacağız. Daha sonra veri tipi ve dönüşümlerine bakacağız. Yukarıda görmüş olduğunuz integer, string, float, bool gibi değişken tiplerinin birbiri içindeki dönüşümlerini görmüş olacağız burada. Daha sonra operasyonlar gelecek. Operasyonlar ikiye ayırdım ben operasyonları. Bir aritmetik operasyonlar. İki de string operasyonları. Şimdi aritmetik operasyonlar bildiğimiz bu sayılarda yaptığımız toplama, çıkarma, bölme, çarpma, mod gibi operasyonları Python'da nasıl yaparız? Kısaca bu. Aşağıdaki ise string operasyonları ise hemen hemen sayılar üzerinde yaptığımız operasyonlara benziyor ama string operasyonlarını bazen yapabiliyoruz, bazen yapamıyoruz. Bunlardan sadece string birleştirmeyi göreceğiz. O yüzden string operasyonları giriş diye adlandırdım bunu. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde string operasyonlarının hepsini göreceğiz. Bundan sonra işlem önceliğiyle devam edeceğiz. Yani sizin matematikten de bilebileceğiniz üzere toplamam önce, çıkarmam önce, parantez gelirse ne olur, üstel sayı gelirse ne olur bunları göreceğiz burada da. Ve sonra çıktı yani output manipüle etmek nasıl yapılır, niye yapılır? Bunları görürken burada önemli bir alt konu var. Escape karakterler diye geçer İngilizce'de. Yani kaçış veya özel karakterler diye çevirelim. Öyle çevirdik en azından. Bunlar ne işe yarıyor, bunlar ne yapıyor, ne işimize yarayabilir? Bunlara bakacağız. Ve sonra girdi. Yani input almak. Bir kullanıcıdan input nasıl alınır? Bu input'u nasıl işleriz? Aldığımız input'u nasıl başka bir değişken ya da veri tipine dönüştürürüz? Bunları göreceğiz. Ve son olarak bu uzun videomuzu bir önceki videonun sonunda yaptığımız pseudokod yani yalancı kod, sözde kodu, gerçek kodu dönüştürerek bitireceğiz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım ilk konuyla. İlk konu değişkenler ve değişkenlere değer atama. Öncelikle değişken ne? Değişken çok kısa ve öz bir tabirle verileri ya da değerleri. Çünkü biz bu değişkenlere değer atacağız. Değerleri tuttuğumuz yerler diyebiliriz. Çok kısa bir tabirle dediğim gibi tekrar. Şimdi siz burada ne tutabilirsiniz? Hatta görmüştük konuları anlatırken. İşte integer, float, string demiştik. Aslında biz onları tutabiliyoruz. Yani sayı tutabiliriz. İsim tutabiliriz. İşte objenin bilgilerini tutabiliriz. Objenin ne olduğuna bakacağız sonra. Bunları tutma imkanımız var değişkenler içerisinde. Peki nerede tutuluyor bunlar? Bunlar bellekte tutuluyor çok kısa bir tabirle. Yani bilgisayarın hafızasında tutuluyor. Diğer bir deyişle ben her değişken tanımladığımda bunu nasıl tanımlanacağına tabii ki de bakacağız. Bellekte ya da hafızada onun için bir yer ayrılıyor. Ve bu tutmasını istediğimiz değer veya sayı her neyse o değer orada tutuluyor. Yani şöyle düşünün. Şu an kafanızda canlanmamış olabilir. O yüzden bunu yapıyorum. Bunu bilgisayar hafızası olarak düşünün. Şu kareyi. Şu kutucuğu hatta. Siz sayı diye bir değişken ismi yaptınız. Bunda şöyle tutuluyor. Eşittir yazıp mesela 10 yazarsanız bu 10 değeri sayının içinde tutuluyor. Bunun aynısına geleceğiz. Merak etmeyin. Peki bu bilgisayar hafızasında nasıl gösteriliyor? Ya da biz nasıl canlandırmamız kafamızda? Şöyle sayı. Türkçe karakter özellikle kullanmıyorum. Çünkü VS Code'da da kullanmayacağım. O yüzden sayı yerine sayı yazdım. Bu sayı 10 değerini bu şekilde kendisine ayrılmış bir bölmede gibi düşünün. Orada tutuyor bilgisayar hafızası. Yani siz her bir değişken tanımladığınızda mesela sayı 2'yi tanımladınız. O da burada tutuluyor. Tabii ki önce sizin bunu kodda tanımlamanız lazım. Sayı 2 diye. O da 20 olsun. O da buraya gelip bu şekilde tutuluyor gibi. Şu anlık böyle aklımızda canlansa olur. Şimdi çok kısa bir giriş yaptık. Hemen bunu bırakalım ve VS Code'a geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, VS Code'a geçiş yaptım. Python giriş 4 klasöründeyim. İçinde de Python çizgi temeller.py adlı bir dosya oluşturdum.
Bu klasör oluşturmayı, içine nokta pay uzantılı bir dosya koymayı ve projeyi açmayı ikinci ve üçüncü videolarda görmüştük. O yüzden o aşamaları direkt geçip bu ekrandan başladım. Hemen değişkenlerle başlayalım. Değişkenler neydi? Verileri ve değerleri tuttuğumuz yerlerde çok basit bir tabirle. Şimdi biz ilk olarak bir değeri bir değişkende nasıl tutarız? Bir değeri bir değişkene nasıl atarız? Bunu göreceğiz Python'da. Öncelikle bir değişken ismi yazıyoruz. Buraya istediğiniz değişken ismini yazamıyorsunuz. Yani bunun yazmanın kuralları var. Ona geleceğim daha sonra. Şu an bir değişken ismi yazdım. Diğeriyle aynı olsun diye ilk yaptığımız örnekte. Sayı eşittir dedim. Eşittir operatörünü kullandım. Ve sağ tarafı da istediğim değeri yazıyorum. Mesela sayı 10 olsun. Ve kaydettim. CTRL S ile. Şu an sayı 10 değerini tutuyor. Yani bir tam sayı tutuyor. Yani ne yapıyoruz? Değişken ismini sola, ortada eşittir operatörü, sağ tarafı da istediğimiz değer. Şimdi Python'ın hemen bir güzelliğinden bahsedelim. Ben fark ettiyseniz değişkeni tanımlarken direkt değişkenin ismini yazdım. Yani herhangi bir değişken tipi tanımlaması yapmadım. Yani bu tam sayı, yani integer'in İngilizcesiyle, ama başına integer yazmadım. Ya da bu ondalık bir sayı da olabilirdi. Ama yine başına bir şey yazmak zorunda değilim. Direkt böyle yapabilirim. Bu bir string de olabilirdi. Mesela uzaktan akademi de olabilirdi. Yine bir şey yazmak zorunda değilim. Yani bunları geri aldım. Ben değişken tanımlarken başına bu değişkenin tipini vermek zorunda değilim. Diğer dillerin çoğunda bir değişken tanımlarken başına bu değişkenin ne olduğunu, nasıl bir tipe sahip olduğunu vermeniz gerekiyor. Ama Python'da bu yok. O yüzden Python'ın bize vermiş olduğu bir kolaylık, bize sağlamış olduğu bir kolaylık. Daha başka bir güzelliği ne? Ben bu sayı eşittir 10'u gidip sayı eşittir 10.5 yapabilirim. Artık sayının tipi tam sayı değil, bir ondalık sayı oldu. Yani float oldu. Ve bunda hiçbir problem yok. Hatta bunu göstermek için print yazalım. Print'i geçen videoda öğrenmiştik. Konsola veya bir terminale içine yazdığınız şeyi bastırıyordu. Yani görmemizi sağlıyordu. Ben buraya sayıyı çağırırsam print'in içinde bana onu göstermesi gerekiyor. Bir deneyelim. Çalıştırdım. Ve 10 geldi. Şimdi buradan sonra da çalıştıralım print'i. Ve yine sayı verelim içine. Bir daha çalıştıralım. Hem 10 hem 10.5 geldi. Neden? 10 buradan geldi. Daha sonra sayının değeri değişti. Ve bana 10.5'u bastı. Aşağıdaki terminalde. Yani ben bir değişkenin tipini daha sonra değiştirebiliyorum. Hatta sayıyı uzaktan akademi yapalım ve tekrar çalıştıralım. İsimle kendisi pek uyuşmadı. Yani sayı değil ama olsun örnek amaçlı. 10 ve uzaktan akademi bastı. Niye? 10'a eşit demiştim. Sayı artık burada 10. Bastı bunu aşağı. Devam etti. Sayıyı 10.5 yaptı. Yine devam etti. Sayıyı uzaktan akademi yaptı. Yani 10.5 silindi ve uzaktan akademi artık tutuyor sayı kendi içinde. Ve en son neyse onu bize gösterdi. Hatırlarsanız videonun başında demiştim ki bu değişken isimlerini belirlerken uymamız gereken bir takım kurallar var. Şuraları siliyorum. Bu kurallar neler? Biraz onlardan bahsedelim. Birincisi bunu rakam ile başlatamazsınız. Yani bir sayı deyip aşağıda bir sayıyı bastırmak isterseniz zaten kırmızı oldu ama yine de deneyelim. Bunu çalıştırırsam diyor ki bana syntax error, invalid syntax. Yani geçersiz söz dizimi. Zaten bu hatayı görmüştük daha önce. Kısaca bir değişken ismini rakamla başlatamazsınız. Bu birinci uymamız gereken kural. İkinci uymamız gereken kural ise var olan ve Python'ın kullandığı bir komut ismini kullanamayız. Mesela if. If'i görmedik. If bir koşul kelimesi. Yani koşul için kullanılıyor. Eğer böyleyse bunu yap. Daha oralara gelmedik. Göreceğiz ama if Python'ın içinde atanmış olan bir kelime. Ve biz bunu değişken ismi olarak kullanamayız. Hemen deneyelim. If verdim. Ve if'i de bastırmak istiyorum. Ne dedi? If eşittir 10'da hata var dedi. Ve yine hatalı söz dizimi dedi. Bu da başka dikkat etmemiz gereken bir kural. Tekrar geri aldım. Üçüncüsü bu değişken isimleri case sensitive. Yani büyük küçük harfe duyarlı. Yani ne demek istiyorum? Sayı eşittir 10 dedim. Tüm harfleri küçük. Bir de sayısı büyük sayı eşittir 20 dedim. Ve ikisini de bir bastıralım bakalım ne olacak. Kaydettim ve çalıştırdım. Hem 10 hem 20'yi bastı. Yani büyük ve küçük harfe duyarlı olduğunu buradan görebiliyoruz. Bununla bu tamamen farklı şeyler. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bunları yaparken. Bir başka özellik, bunu kaldıralım, gerek yok artık. Siz ilk boşluk sayı diye bir değişken ismi veremezsiniz. Yani buraya da bu ilk sayıyı verelim ve hatayı görelim. Yine invalid syntax dedi, yani hatalı söz dizimi. Bu geçersiz bir değişken ismi. Bunun yerine ne yapabiliriz? Hiç boşluk bırakmadan yazabiliriz. Yani şöyle yazabiliriz. Pardon. Böyle yazarsak bir hata çıkmıyor. Veya ikinci kelimenin ilk harfi büyük yazılabilir.
Veya ilk kelimeden sonra alt çizgi koyup devam edebiliriz. Bunların hepsi kabul. Bunlara hata vermesinin sebebi aşağıya değiştirmiyorum bu arada, o yüzden. Yoksa çalışıyor bunlar. Bu da dikkat etmemiz gereken bir diğer kural. Yani değişken isminde boşluk olmayacak. Türkçe karakter kullanımı, ondan da bahsedelim. Bu arada Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Yani sayı derseniz, aşağıda sayı derseniz bir sıkıntı yok. Yani aşağıda onu görürsünüz. Ama genel literatürde Türkçe karakterler kullanılmıyor. Hep İngilizce karakterler kullanılıyor. Biz de buna uymak adına sayı yani i ile değiştiriyorum. Burayı da i ile değiştiriyorum. Ama yoksa çalışıyor yani, haberiniz olsun. Ve son olarak, bu bir kural değil, sadece öneri. Anlamsız değişken isimlerini kullanmaktan kaçınırsak çok iyi olur. Yani ben buna x de yazabilirdim ve aşağı x de verirdim. Hiçbir sıkıntı yok. Yine çalışırdı. Ama büyük bir kod yazdığınızı düşünün. Ve her şey x, y, z, a, b, c olduğunu düşünün. Ve bunlar bir yerden sonra kontrolü kaybetmeye başlayabilirsiniz. Bunu engellemek için mesela bu yaşsa buna yaş deyin. İşte Ahmet'in yaşıysa Ahmet'in yaşı deyin. Olabildiğince açıklayıcı değişken isimleri koyarsanız hem siz hem de kodu okuyan başka birileri çok daha rahat eder. Şimdi değerlerle ilgili de birkaç şeyden bahsedip artık değişken tiplerine geçelim. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ben birden fazla değişkene aynı değeri atayabilir miyim? Tabii ki atayabilirsiniz. Mesela sayı, hatta bunu sayı 1 yapalım. Sayı 2'yi de 10 yapabilirsiniz. Sayı 3'ü de 10 yapabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Bunu da düzeltelim aşağıya, sayı 1. Hata almamak için, şurası kırmızı olmasın diye. Ama bunun daha kolay bir yolu var mı? Tabii ki de var. Sayı 1 eşittir. Sayı 2 sonuçta, ikisi de 10. Eşittir sayı 3. Çünkü o da 10'a eşit. Ve hepsi 10 dersek ve aşağıdaki iki kodu silersek bunda hiçbir problem yok ve istediğiniz sayıyı çağırabilirsiniz. Mesela 2'yi çağıralım ve 10 bastığını görelim. Yani bir değeri birden fazla değişkene tek bir satırda vermiş olduk. Bir öncekinde de hiçbir problem yoktu. Bu sadece daha kolay, tek satırda yaptığımız bir işlem oldu. Peki o zaman şu geldi muhtemelen aklınıza. Ben birden fazla değişkene birden fazla değeri aynı anda atayabilir miyim? Şimdi bunları geri aldım. Tabii ki birden fazla değişkene birden fazla değer atayabilirsiniz. Mesela bunu 20, bunu 30 yaparsam sayı 1 10, 10 oldu. Sayı 2 20 oldu. Sayı 3 30 oldu. Okey, bunda hiçbir problem yok. Ama tek satırda yapmak istersem yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. O da şu şekilde işliyor. Eşitliğin soluna, yani değişken ismini yazdığımız yere virgül koyup ikinci değişkeni yazabilirsiniz. Virgül koyup üçüncü değişkeni yazabilirsiniz. Ve virgül koyup istediğiniz kadar değişken ismi yazabilirsiniz. Aynı şekilde sağ tarafta da 10 ilk sayı 1'e denk gelmiş olacak. Virgül koyup ikincisini yazarsanız bu ikinciye denk gelmiş olacak. Virgül koyup üçüncü yazarsanız bu da üçüncüye denk gelmiş olacak. Yani bunu silersen ve bu kod çalışırsa sayı 2'yi çağıralım mesela. 20 bekliyoruz. Çalıştırdık ve 20 geldi. Bu da tek satırda birden fazla değeri birden fazla değişkene atama işlevini gördü. Şimdi değişken tiplerine geçeceğim demiştim ama ondan önce direkt yorum satırlarından bahsedelim ki artık bir şeyleri yazarken yorum yazabilelim, not alabilelim ki böylece siz ileride baktığınızda bu koda daha rahat anlayabilirsiniz. Ben de hem silmek zorunda kalmayayım. Şimdi yorum satırları ne? Yorum satırları aslında sizin kendinize veya kodunuzu okuyacak başka kişilere not düştüğünüz bir işlev diyebiliriz. Bir satır hatta. Ve bu satırlar Python tarafından çalıştırılmıyor. Yani siz bir kodu çalıştırdığınızda Python okuyor okuyor, yorum satırı görünce bunu kod akışına dahil etmiyor ve geçiyor direkt. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi tekrar bunu geri aldım. Sayılar ayrı ayrı olsun. Mesela not düşmek istiyoruz. Hatta bunu da mantıklı yapalım isimleri. Ahmet'in yaşı olsun. Elif'in yaşı olsun. Esra'nın yaşı olsun. Şimdi burada insanlara yaş girdim. Bunu kaldıralım şu an çünkü sayı 1 diye bir şey kalmadı. O yüzden hata veriyor. Herkesin yaşına girdim ve siz buraya not düşmek istiyorsunuz. Mesela burada arkadaşlarınızın yaşı olsun. Nasıl yapıyorum yorumu? Hashtag koyduktan sonra arkadaşlarımın yaşı diyelim. Dediğinizde artık arkadaşlarımın yaşı bir kod ifadesi değil. Yani bir not gibi düşünün artık. Normal bir text, normal bir metin oldu. Yani bundan sonra burada boşluk da koyabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu satırı artık yoruma ayırdı Python bizim için. Bunu tekrar geri alayım, aradaki boşlukları. Peki niye yorum kullanırız? Dediğim gibi işte kodu açıklamak için kullanabilirsiniz. Birinci kullanım metodu. İkinci, çok uzun bir kodunuz olduğunu düşünün veya uzun olmasın bir kod parçanız var ve bir anlığına var olan bir değişkeni veya herhangi bir işte if'i, daha görmedik if'i ama bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz. Yani onun etkisini görmek istiyorsunuz. O kodu silmek yerine direkt yoruma alabilirsiniz. Böylece yani kodu silmemiş olursunuz ve geri alması çok kolay olur. O yüzden de kullanıyoruz bu yorum satırlarını. Peki mesela şöyle desek. Burayı ben kötü yazdım. Mesela x dedim, y dedim ve z dedim varsayalım. Yani açıklayıcı bir kod yazmadım ama onun yerine buraya yazmak istedim. Yani bu Ahmet'in
yaşı. Bu Elif'in yaşı. Bu da Esra'nın yaşı olsun. Üsttekini de kaldıralım. Bunda hiçbir problem yok. Hala sıkıntı yok. Ama mesela uzun bir metin yorum alacaksınız. Aşağıda çok karışık bir fonksiyon var. Aşağıda çok karışık bir kod var. Üstüne de bunu ne yaptığını yazmak istiyorsunuz. Ve tek satır çok uzun oluyor. Yani bayağı yazmış olacaksınız ve bu sağa doğru gidecek. Yani sözün özü şu. Birden fazla satırı ben her seferinde her satıra gidip hashtag mi koyacağım? Cevap tabii ki de hayır. Onun yerine 3 tırnak koyarsanız 1, 2, 3 ve yine 1, 2, 3 yazarsanız araya yorum yazabilirsiniz. Yani buraya yazdığınız her şey çalıştırılmayıp yorum olarak değerlendirilecek demek. Yani buraya mesela ne yazalım? Aynısını yazalım mesela. Arkadaşlarımın yaşı. Bunları da kaldıralım. İşte birinci için Ahmet, ikinci için Elif, üçüncü için Esra yazdım mesela. Ve böylece aslında neyin ne olduğu belli etmiş oldum. Bu da ikinci yorum alma metodu. Ya hashtag ya da 3 tırnak kullanıyoruz. Bu arada burada tekli de kullanabilirsiniz. Yani şu şekilde de oluyor. İkisi de kabul. Onu da belirtelim. Hatta Y'yi de çağıralım. Programda bir sıkıntı olmadığını görmek için. Bir sıkıntı yok. 20 geldi. Tamamdır. Şimdi değişken tipleriyle devam edelim. Ve hatta yorumla alarak devam edelim. Bunu kaldırdım. Artık yorum satırlarında bildiğime göre yorumun içine yazabilirim. Ben çift tırnağı daha çok seviyorum. O yüzden çift tırnağı kullanacağım. Şimdi değişken tipleri neler? Birinci değişken tipimiz integer. Yani Türkçesiyle tam sayı. İkinci değişken tipimiz string. Türkçesiyle metin veya karakter dizisi. Üçüncüsü float. Yani ondalık sayı. 4.3 mesela. Dört de bool. Bu da mantıksal değer diye çevirebiliriz. 0 veya 1'dir. Yani ya yanlış bir değerdir ya doğru bir değerdir. Detaylarına geleceğim daha sonra. Şimdi değişken tiplerimiz bunlar. Y olmadığı için hata verdi burada. Hemen deneyelim mesela. Sayı dedik ve 10 dedim. Bu ne oldu? Integer oldu. Yani tam sayı oldu. Tam sayı yazalım hatta. Mesela string örneği verelim. Yani metin örneği verelim. İsim diyelim. Uzaktan akademi. Bu ne oldu? String. Float yani ondalık sayı örneği verelim. Hatta ismine de ondalık sayı diyelim. Eşittir 24.63. Hatta yanına da yazalım ne olduğunu. Bu da float. Bir de bool örneği verelim. Mesela bir fotoğraf olsun elimizde. Ve renkli mi? Renk özelliği olsun. Biz buraya renkli mi yazalım. Ve buna true yani doğru verelim. T'si büyük. Buna başka ne verebilirdik? False verebilirdik. F'si büyük. Şimdilik true diyelim. Geçelim. Buna daha detaylı sonra geleceğiz. Bu da bool. Yani mantıksal değer. Burada mantıksal değer yerine bool'u daha çok kullanacağım. Çünkü çok kullanılan bir isim. Türkçesi de çok düzgün bir çevirisi yok. O yüzden true olarak kalsın. Yani mesela bir fotoğraf geldi. Bir özelliği var. Renkli olup olmadığı. Renkli mi özelliğine true verirseniz. Yani doğru. Renkli demek oluyor bizim için. Şimdi şu özelliğe de tekrar bakalım. Mesela bunları bir yazdıralım. Ondalık sayı dedim. Ne bekliyorum? 24.63. Sıkıntı yok. İsim dedim. Ne verdi? Uzaktan akademi. Güzel. Renkli mi çağırayım? Ne verecek? True. Hiçbir sıkıntı yok. Mesela isimi uzaktan akademi yaptık. Ve daha sonra değiştirmeye karar verdik. İşte uzaktan akademi 2 yaptık. Ve şimdi çalıştırırsak programı uzaktan akademi 2 döndü. Yani bir değişkene verdiğimiz değeri daha sonra değiştirebiliyoruz demiştik. Hatta buna rakam bile, sayı bile verebiliyorum. 10 bastı gördüğünüz üzere. Bir başka konuya geçelim. Veri tipi dönüşümleriyle devam edelim. Hemen başlığı yazayım ben bu arada. Şimdi yukarıda zaten belirtmiş olduğum üzere tam sayı, metin, ondalık sayı ve mantıksal değerler gibi türlerimiz var. En azından şu anlık bu dördünü gördük. Burada nasıl dönüşümler olabilir? Mesela yorumdan çıkalım. Hatta yazalım ilkini. String'ten integer'a dönüştürelim. Örneğin bir sayı yapalım. Mesela ilk sayı diyelim buna biz. Ve biz bunu 20 olarak verelim ama string olsun. Yani tırnak işareti içinde yazdığımızı düşünelim. Ve siz şu an bunu printlerseniz, yani ilk sayıyı verirseniz, burada comment alalım, yani yorumu alalım. Onu basmasın, sadece bunu bassın. Çalıştırırsak 20 geldi. Şimdi bu tam sayı olsaydı da zaten aynı şekilde olacaktı. Bunun farkını bir output alırken, yani bir çıktı alırken, çıktıyı manipüle ederken göreceğiz. Şimdilik ikisi aynı gibi davranalım. Nereden anlayabiliriz? Birinde yeşil oluyor, birinde turuncu mesela benim VS Code'da. Sizde farklı renkler olabilir ama farklı olduğunu gösteriyor bize. Ve biz bunu ne yapmak isteyelim? Yukarıda yazdığımız gibi string'ten integer'a yani tam sayı
çevirmeye çalışalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle yapıyoruz. İlk sayı diyorum. Artı ilk sayı tipi string değil de integer olsun istiyorum. Eşittir. Başına istediğim şey int, parantezi açıp kapatıyorum ve içine değiştirmek istediğim değişkene giriyorum. Yani 20. Şu an string olan 20 integer'a, yani tam sayıya dönüşmüş oldu. Örneğin bunun tersini yapabilirdik. Integer'dan string'e de çevirebilirdik. O zaman ne olacaktı? Buna da ikinci sayı diyelim mi? Daha anlaşılsın, en azından farkları görelim. Burada ikinci sayıyı tam sayı verelim ve integer'dan string'e çevirmek isteyelim. O zaman başına str yazıyorum bu sefer de. Ve artık bu bir string oldu. Yani ilki 20, ikinci 10 bastı. Şu an farkını göremiyoruz. Ama ben bunun ilk başta string, sonra tam sayı. Bunun da ilk başta tam sayı, sonra string olduğunu biliyorum. Aynı şekilde float için de yapabiliriz. Ona da gelelim hemen. Üçüncüsü de mesela float'tan ya da integer'dan float'a çevirmek olsun. Bu da 30 olsun. Şimdi bunun da başına gelip float yazarsam, bu aslında yazdırdım 20, 10 ve 30.0 yazdı. Yani ondalık sayı sonuna kadar yazmış oldu. Bunun tersi daha mantıklı aslında. Yani float'tan integer yaparken daha büyük bir farkı göreceğiz. Şimdi ben buraya 30.25 vereyim. Ve bunu da tam sayıya çevireyim. Ne basacak? Var olan ondalık sayıyı tam sayıya çevirecek. Yani ondalık kısmı atıp 30'u terminalde görmemiz gerekiyor ki öyle oldu. Bunların başına 1 yazayım, 2 yazayım ki yukarıdakiyle uyuştuğunu anlayalım. Böylece dönüşümleri de bitirmiş olduk. String ile ilgili birkaç dikkat etmemiz gereken şey var. String'te çıkarma ve bölme uygulayamıyoruz. Bunları string operasyonlarına geldiğimizde bakacağız. Ama toplama ve çarpma yapabiliyoruz. Bu da aslında ileride göreceğimiz string birleştirmede kullanacağımız şey aslında. Ama şimdiden bir ön hazırlık için söylemiş oldum ben. Operasyonlara gelelim. Tekrar 3 tane açtım tırnak. 3 tane kapattım. Burası operasyonlar olacak. Ne operasyonları var? Bir, aritmetik operasyonlar. Ne var burada? Evet, operasyonları yazdım. Hatta aritmetik operasyonları yazdım sadece. Hemen bunlarla ilgili örneklere başlayalım. Buraya da yine eski metodumuzu kullandım. A diyelim. Herhangi bir toplama yapabiliyorsunuz. Şu anlık kötü bir değişken tipi yazmış olacak ama x diyelim sadece. Zaten ne olduğunu biliyoruz. Mesela iki sayı toplayacaksınız. 5 artı 10. Direkt 5 artı 10 yapabilirsiniz. Ve bunu bastırırsanız eğer 15'i size Python basmış oluyor. Şu önceki printleri kapatayım ben. Ki aşağıda görmeyelim. Geldik B'ye. Çıkarma yine aynı şekilde ilerliyor. Mesela 4 eksi 7 yaptım. Print. Bunu Y yapalım. X yapmayalım. Yukarıdaki ile karışmasın. Tabii Y vermem lazım. Eksi 3 verdi. Doğru. Bunda da sıkıntı yok. Bunlar basic, yani basit işlemler. Çarpma da aynı şekilde. 45 çarpı 70. 743 olsun. Yanlışlıkla bastım ama olsun. Daha büyük sayı olsun. Yaptı. 33.435 dedi. Okey, güzel. Bölmeye gelelim. Mesela T diyelim buna. 5 bölü 2. Bu bölü işaretini kullanıyoruz. Ve bunu bir çalıştıralım. Ne verecek? 2.5 bekliyoruz biz. 2.5 bastı. Güzel. Şu bitirdiklerimi de yorum alayım. Bu da tamam. Mod'a gelelim. Mod ne? Aslında kalan. Yani ben T eşittir yine 5 mod 2 yaparsam. Ne demek bu? 5 sayısı mod 2'de kaç demek? O da 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü içinde 2 defa 2 var. 4 yaptı. 5 eksi 4'ten 1. Görelim bunu. Terminalde 1. Bunda da sıkıntı yok. Ve son olarak F. O da üstlü sayılar. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela buna K diyelim. 2 üssü 6'yı görmek istiyorum. 2 tane çarpma işareti. Yani burada kullandığımızda 2 tane koyduğumuzda üstü oluyor. 2 üzeri 6. Buna bir bakalım neymiş. O da 64 zaten geldi bize cevap olarak. Burada bir tane ekstra da bir özellik var. Buna ekstra diyeyim. O da şu işaret. 2 tane bölme işareti. Yani tek bir seferde değil de 2 seferde. Bu da şunu veriyor. Yine aynısını yapalım. Güzel bir örnek o. T eşittir 5 bölü 2 ama 2 tane bölme işareti koydum. Bu bölümün tam sayısını veriyor. Yani 5 bölü 2, 2.5. Gidip onu int ile dönüştürdüğünüzü düşünün. Direkt bunu yapıyor aslında. T'yi kullandım değil mi? S yapalım. Çalıştırdım. 2 yaptı. Gördüğünüz üzere. Bu floor division diye geçiyor İngilizce'de.
Pardon, şurası ekstra olan. Böldükten sonraki tam sayı diğerini alıyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 2, 5'in içinde kaç defa var? 2 defa var diye de düşünebilirsiniz. String operasyonları var bir de, onlara bakalım. Aslında bunun ikinci kısmı olacaktı yani. O da string operasyonları. Burada tek bir şey göreceğiz. O da birleştirme. Yani iki tane string'i birleştirme. Hemen ona bakalım. Bunlar birdi. Şuraya bir yazalım. Şurada iki olacak. Printleri yine kapatıyorum. Mesela isim bir diyelim ve eşittir. Uzaktan yazalım. Bir de isim 2 olsun. O da akademi. Ve siz aslında uzaktan akademinin birleşmiş halini istiyorsunuz. O zaman isim ya da hatta birleşmiş isim diyelim. Birleşmiş isim eşittir. İsim 1 art yapıp, yani yukarıda kullandığımız art işaretinin aynısı yapıp isim 2 yaparsanız iki tane string'i birleştirmiş olursunuz. Deneyelim. Print birleşmiş isim dedim ve çalıştırdım. Uzaktan Akademi'yi tamamen birleşmiş halde bastı. Peki arada bir boşluk istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Çok fazla ihtimal var. Ya ben burada boşluk bırakırım. Çalıştırırım. Düzelir. Ya da pardon. Bir sonrakinde boşluk bırakırım. Düzelir. Ya da ikisine de boşluk bırakmam. Ama burada bir de boşluk atarım araya. Sonra birleştiririm. Yani uzaktan boşluk isim yapabilirim. Akademi o da. Yine aynı sonucu elde ederiz. Bunların üçü de kullanılabilir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. String operasyonlarıyla ilgili çok daha detaylı uğraşacağız ilerleyen videolarda. Şu anlık sadece birleştirmeyi bilsek yeterli. Yani iki tane string'i veya ikiden fazla string'i artı operatörüyle birleştiriyorum. Veri tiplerini anlatırken string'de ne demiştik? Çıkarma ve bölme uygulanamaz. Ona gelelim hemen. Mesela uzaktan eksi akademi diye bir şey yapamazsınız. Yaparsanız bu desteklenmeyen bir operatör tipi diyor string için. Bunu yapamıyorsunuz. Aynı şekilde bölme de yapamıyorsunuz. Görelim yapamadığımızı. Aynı hatayı aldık. Ama çarpma yapabiliyorsunuz. Çarpmayı şu şekilde yapabiliyorsunuz. Buraya çarpı koyarsanız yine çalışmayacak. Diyor ki ben diyor bunları çarpamıyorum diyor. Çünkü bunlardan biri tam sayı olmalı. Yani şu olabilir. Uzaktan çarpı 3 dersem ne demek? Uzaktanı 3 defa yan yana yaz demek. Görelim. Uzaktan, uzaktan, uzaktan. Yani aslında string'de de çarpma yapabiliyorsunuz ama bu çarpmanın çarpma elemanlarından biri tam sayı olmalı. Aslında biri demek doğru değil çünkü buraya isim 2 yazıp 3 dersem sonuçta biri tam sayı oldu ama hala bu işlem geçersiz olacak. Bakalım. Aynen izin vermedi bu işlemi. Yani bir kısmı string ise diğer ikinci kısmı integer olmalı, tam sayı olmalı diyebiliriz. Kısaca bunu sildim, geri aldım. String operasyonlarının girişinde gerçekleştirmiş olduk. İşlem önceliklerine gelelim. Bunu tekrar kapatayım. Yazdırmasın boş boşuna. Evet, işlem önceliklerini yazdık. Şöyle gidiyor. Bir parantez, normal bildiğiniz üzere aslında matematikteki gibi. 2 üslü sayılar, 3 çarpma veya bölme varsa sistemde, daha doğrusu işleminizde o. 4 de toplama çarpma. Hemen bir örnek yapalım. Ne diyelim? Toplam diyelim. Eşittir. Mesela 4 çarpı parantez içinde 2 artı 3 diyelim. Şunlara birer tane boşluk bırakalım ve print toplam dedik ve yazdırdık. Ne geldi? 20. Neden? Önce parantezi yaptı, sonra 4 ile çarptı. Aynı matematikteki gibi yani hiçbir farkı yok. Üslü sayılarda da aynı şekilde. Görelim. 2, 3. Şimdi önce 2 üstü 3 yapması lazım. 8, 8 çarpı 4'ten 32 bekliyoruz. Bastık. 32 geldi. Önce burayı yaptı, sonra çarpmaya geldi. Buraya paranteze gerek yok yani. Çarpma ve bölmede toplama ve çıkarmadan önce yapılıyor. Mesela 4 çarpı 2 artı 3. Bu durumda da 8 artı 3'ten 11'i bekliyoruz. Bastı. Parantez kullanmak her durumda daha rahat. Bu karışıklıkları gidermek için. Çünkü ileride daha farklı işlemler de göreceğiz. Onların daha farklı öncelikleri de olacak. O hem orada hem burada parantezi kullanarak aslında işin içinden çıkabiliriz rahatlıkla. Bunu da yoruma aldım ve devam edelim. Şimdi sonuç konumuza geldik. Çıktı manipüle etmek, girdi almak ve sonra da pseudo kodu gerçek koda dönüştüreceğiz. Şimdi çıktı almaya bakalım. Onu zaten biliyoruz. Çıktı manipüle etmek yazdım buraya. Bir artı işareti dedim. İki virgül. Bunlar ne demek? Onlara hemen bakalım. Şimdi bu toplam kalsın. Ne yazalım? İfade diyelim. Ve bir ifade yazalım. Uzaktan akademi yazalım buna. Uzaktan akademiye diyelim. İfade 2. Hoş geldiniz. Ve bitiş işareti de nokta olsun. Okey. Şimdi ben bunu düz bir cümle olarak bastırmak istiyorum. Yani uzaktan akademiye hoş geldiniz nokta. Nasıl yaparım? Print ifade derim. Artı derim. İfade 2 derim. Artı derim. Bitiş işareti.
Şimdi ne bekliyorum? Önce bastırmadan önce ona bakalım. Uzaktan Akademi'ye. Arada boşluk yok. Burada da boşluk yok. O zaman bunlar bitişik gelecek demektir. Uzaktan Akademi'ye hoş geldiniz. Bitişik halde. Burada da boşluk yok. Burada da boşluk yok. Noktada. Bu da bitişik. Her şey bitişik yani. Şu boşluk dışında. Bakalım. Bastım. Uzaktan Akademi'ye hoş geldiniz dedi. Çok güzel. Boşluk bırakmak istiyorum. Şununla şunun arasında. Ya buraya bırakırım. Ya buraya bırakırım. Ya da aşağıda derim ki ifade 1 ile 2'nin arasına bir boşluk gir. Çalıştırdım. Şu an her şey aslında istediğim gibi geldi. Bu birinci metot. Buraya tekrar bir yazdım. Şimdi ikinci metoda gelelim. İkinci metot virgüllerle de bu işlemi yapabilirim ben. Şunu kapatıyorum tekrar. Nasıl yaparım? Print derim. İfade virgül. İfade 2 virgül. Bitiş işareti. Bakalım ne veriyor bize. Bastım. Şimdi burada enteresan bir şey var virgülde. Uzaktan akademiye ifadesinin sonunda boşluk yok. İfade 2'nin başında da boşluk yok ama aşağıda boşluk var. Çünkü virgül kullandığınızda ifadeler arası otomatik olarak bir boşluk bırakıyor. O yüzden uzaktan akademi yazarken aslında hiçbir şey eklemedim. Çok güzel bir şekilde boşluğu bıraktı. Burada da boşluğu bıraktı ve işlemi bitirdi. Ama burada boşluk bırakması hoş olmadı. Neden? Çünkü nokta cümlenin bittikten sonra hemen gelir. Ama arada bir boşlukla geldi. Bunun çözümü yok mu? Bunun çözümü var. O da sona eğer bir virgül daha atıp sep yazarsanız, yani separator'ın sepi, başlangıç olarak içinde şöyle geliyor. Bu şekilde geliyor. Yani ne demek istiyor? Benden önceki, yani şu ifadeden önceki ne varsa arasına boşluk at diyor. Ama ben bunu kapatırsam elle ve şimdi çalıştırırsam uzaktan akademiye hoş geldiniz oldu. Ve aradaki şu boşlukla şu boşluk kalktı. Yani aslında şunun, şu ifadenin aynısı oldu. Bu arada şu boşluk olmadığını düşünün. Şurayı düzelttik noktaya ama arası boş kaldı. O zaman ne yapabilirim? O zaman ya buraya boşluk atarım ya da yine buraya boşluk atabilirim. Böyle yapabilir miyim? Yapabilirim. Pardon. Çalıştırırım. Yanlış yere koyduk tabii bunu. Buraya koyacaktık. Bir daha çalıştırdım. Hem burada boşluk var. Zaten bu kendisinden vardı. Burada boşluk var. O buradan geldi. Şu boşluğu da kapattık. O da separator yani sep'in ilk tanımının boşluğunu kapattığımız için. Bu da manipüle etmenin yani bir çıktı manipüle etmenin iki yolundan biriydi. Şimdi özel kaçış karakterleri var. Onlardan da bahsedelim. Mesela tüm ifade diye bir değişken oluşturayım ve ismine aynısını yazacağım. Ama bu sefer hepsi tek bir satırda olsun. Yani uzaktan akademiye hoş geldiniz ünlem. Ama ben şu an bunu print dersem yani bastırırsam tüm ifadeyi. Burada şurada bir Türkçe karakter var. Onu U yapayım. Hatta i de büyük oldu. Onu da U yapayım. Çalıştırırsam eğer. Tabi bu da çıktı. Bunu kapatalım. Bir daha çalıştıralım. Şu an bunu bastı. Uzaktan akademiye hoş geldiniz. Aynı olduğu gibi. Ama ben şöyle istiyorum. Uzaktan akademiye bir satır. İkinci satırda hoş geldiniz. Üçüncü satırda da ünlem. Böyle garip bir şey istiyorum diye düşünelim. Bunu nasıl yapabilirim? Onu da özel veya kaçış karakterleri kullanarak. Peki bunlar ne? Bunlar hemen not alalım şuraya. Ters slash yani sola çizgi ne yaparsanız bu new line yani yeni satır demek. Ters slash yani sola çizgi T yaparsanız bu tab demek. Yani 5 satırlık boşluk bırak. Evet ben şimdi o zaman ilkini kullanacağım. Çünkü yeni satıra geçmek istiyorum. Hatta buna A diyelim. O zaman şuraya sola ek çizgi ve ne yaparsam zaten mavi oldu gördüğünüz gibi. Uzaktan akademiye yazıp altına da hoş geldiniz ve ünlemlerini yazması gerekiyor. Bakalım. Uzaktan akademiye diğer satıra geçti hoş geldiniz. Ama ben bu ünlemi de ayırmak istiyorum. O zaman yine sola ek çizgi ve ne yaparsam uzaktan akademiye hoş geldiniz ünlemi ayırdı. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapmak istediğimi düşünün. Uzaktan akademiye yazacağım. Alt satıra geçeceğim. Hoş geldiniz. Ve hoş geldinizden sonra 5 tane ünlem olsun. Ama bu ünlemler tab'le yazılsın. O zaman buraya T yaparsam aslında sorunum çözülmüş oluyor. Uzaktan Akademi hoş geldiniz. Şurada bir tab var. 5 satırlık bir boşluk. Ve daha sonra 5 ünlem geldi. Bunu da hallettik ve son olarak geriye girdi. Yani videomuzun pseudo kod kısmına geçmeden önce yani pseudo kodu gerçek koda dönüştürme kısmına geçmeden önce son kısmı kaldı. O da girdi. Yani input almak. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen ona da bakalım. Bu arada bunun hem A'sını hem B'sini aynı anda yapmış olduk. Oraya not düşelim. Şunu da kaldıralım. Girdi input almak. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu input metoduyla yapıyoruz. Bu Python içinde gelen aynı daha önce kullandığımız birçok kez kullandığımız print metodu gibi Python içinde gelen bir metot input.
Bu bir parametre alıyor. Parametrelerden bahsedeceğiz. Yani bir fonksiyonun yani ya da bir metodun içine yazabildiğimiz değerler parametre olarak adlandırılıyor. Ama detaylarına ilerleyen videolarda bakacağız. Şimdilik şunu bilelim. Input içine bir parametre alır. O da string. Peki bu parametre ne yapar? Mesela isminizi girin demek istiyorsunuz kullanıcıya ve ondan sonra da kullanıcının ismini almak istiyorsunuz. O zaman input'un içine string olarak isminizi girin yazarsanız isminizi girin kısmı terminalde gözükür. Aynı zamanda kullanıcıdan bir girdi bekler. Ve bu parametre, içeri aldığınız parametre sadece string alıyor. Bu da önemli bir özellik. Peki ne oluyor? Kullanıcı, siz bu input yazdıktan sonra kullanıcı bir girdi girene kadar program bekliyor. Yani o girdiği illa alacak. Onu bekliyor. Ve kullanıcı ne girdiyse, şimdi göreceğiz zaten örneğinde. Ne girdiyse o dönen şey her türlü string olarak dönüyor. Yani sonra siz onu mesela yaş istediniz, 24 girdi. Ve bunu tam sayı yaşamak istiyorsunuz. Sizin veri dönüşümleriyle görmüştük. Veri tipi dönüşümleriyle bunu dönüştürmeniz gerekiyor. Bu kadar özet yeter, hemen işin içine girelim. Şimdi nasıl bir şey olsun? Kullanıcı ismini soralım. Kullanıcı ismini girsin. Biz de hoş geldiniz virgül yazıp ismini yazdıralım. Böylece kullanıcı karşılamış olalım. Şimdi nasıl yapalım? İsim, soy isim diye bir değişken oluşturdum. Yani kullanıcı burada sadece ismini değil de soy ismini de girsin. Değiştirelim görevimizi. Nasıl yapıyorduk? Input'u çağırmamız gerekiyor. Zaten önerdi bana input'u. Ve içine bir string yazacağım. Ne olacak o da? Lütfen isim ve soy isminizi girin dedim. İki nokta yaptım. Bir tane de boşluk bıraktım. Yani kullanıcı ismini girdiğinde bu satırdan itibaren şöyle devam edecek sağa doğru. Şimdilik bir görmek adına isim soy ismi bastıralım. Bakalım ne oluyor. Kaydettim ve çalıştırdım. Program çalıştı. Lütfen isim ve soy isminizi girin dedi. Normalde ne yapıyordu hep? Program bitiriyordu. Yani sonuna kadar çalıştırıyordu. Ama şu an ben print isim soy ismi görmedim. Neden? Çünkü ben şu an bu input'a bu gir diye cevap vermedim bir kullanıcı olarak. Ben cevap vermediğim için program bu adımda durdu. Yani yukarıda itibaren her şey çalıştırdı. Yukarıda bir print yok. Açarsam görürüz. Yani bir print lütfen isim ve soy isminizi girinden önce çıkar. Ama şu an hepsi yorum halinde. Onu da yaparız. Sıkıntı yok. Buraya geldi ve durdu şu an. Benden isim soy isim bekliyor. Yani tabii ki istediğimi girebilirim ama mantıklı olması açısından isim ve soy isim gireceğim. Daha sonra bu girdiğim isim ve soy isim. İsim soy isim değişkeni atanacak. Ve daha sonra aynı yukarıda yapmış olduğumuz şunun gibi. Sayı eşittir 10 gibi. O sayıyı aşağıda bastıracak. Yani benim isim ve soy ismi bastıracak. Ben buraya Berk boşluk ve soyadımı yazarsam Berk üretken ve Enter'a basarsam ne yaptı? İsim soy isim değişkenini bu yazdığımı atadı. Ve bu yazdığımı daha sonra printledi, yani bastırdı. İşte girdi alma böyle çalışıyor arkadaşlar. Siz bir input metodunu çağırıyorsunuz. İçine istediğiniz metni yazıyorsunuz. Hiçbir şey yazmasanız da olur. Onu da yaparız şimdi. Ve daha sonra bu girilen, kullanıcı tarafından girilen bilgiler istediğiniz değişkenle tutuluyor. Ve daha sonra onu istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Şimdi içinde herhangi bir metin olmadan yapalım. Bunu kaldırdım. Tekrar çalıştırdım. Şu an program benden bir metin bekliyor aslında. Hatta bunu şöyle yapalım. Kapatayım ben. Şuraya print hoş geldiniz yazayım. Görelim aslında hani bir şey beklediğini. Hoş geldiniz yazdı ve şu an benden bir girdi bekliyor. Yani şuraya bekliyor. Okey. Berk dedim. Soy isim girmeyeyim, uzun olmasın. Enter'a bastım. Ve şu isim soy isim bunu burada gösterdi benim için. Yani benim girdiğim ismi aşağıda gördük. Okey. Şimdi asıl belirlediğimiz görevi yapalım. Neydi? Kullanıcıdan isim soy isim alacağız. Daha sonra hoş geldiniz virgül isim soy isim yazıp ünlem koyacağız. Okey, bunu nasıl yaparız? Bunu aslında yaptık. Şimdi hoş geldiniz zaten sabit bir string, sabit bir metin. Virgülden sonra isim soy isim istiyorum. Bunu buraya virgül koyup yapabilirim. Artı koyup yapabilirim. Şimdilik artı ile yapayım. O zaman benim burada bir boşluk bırakmam gerekiyor. Çünkü yani bu benim istediğim bir şey. Boşluk olsun istiyorum. Artı dedim. İsim soy isim dedim. Şu an hoş geldiniz virgül boşluk. İşte ne girecekse onu basacak. Ama sonunda ünlem yok. O zaman artı dedim. Ve açtım çift tırnağı ve ünlemimi koydum. Şu an ne basmasını bekliyorum. Hoş geldiniz virgül. Ne girdiysem o burada. Ve daha sonra ünlem. Bakalım çalıştırdım. İsim soy isim istiyor. Bu sefer uzaktan akademi girelim. Enter'a bastım. Hoş geldiniz. Virgülü bastı. Benim girdiğim girdi. Buraya düştü. Ünlem de buraya düştü. Böylece halletmiş olduk. Ve arkadaşlar son olarak bir önceki videoda yazdığımız pseudokodu yani sözlü kodu veya yalancı kodu artık gerçek koda dönüştürelim. Bunu yapmadan önce hemen tekrar hatırlayalım neydi?
Ben tekrar bu bir önceki videoda yazdığımız pseudokodu buraya getirdim sizin de görebilmeniz adına. Şimdi birinci aşamada kullanıcının ismini alacağız. Zaten bunu yaptık bu videonun içinde. Bu input yani girdileri alırken aslında bunu yapmıştık. Aynısını kullanabiliriz. Daha sonra kullanıcıdan ilk sayımızı isteyeceğiz. Yani bir sayı girmesini isteyeceğiz bize. Bu da aslında çok benziyor ama burada alacağımız şey string olacak. Çünkü neden input her zaman string olarak dönüyor? Input yazdığımız her şey bize string olarak dönüyor. Biz onu önce bir tam sayıya çeviririz. Çünkü çarpım gerçekleştireceğiz. Hatta dönüştürmezsek ne oluyor? O hataları görürüz. Daha sonra ikinci sayımızı alacağız. Aynı şekilde hiçbir farkı yok ilk sayıyı almaktan. Daha sonra output olarak output'u manipüle edip yani çıktığımızı manipüle edip işte çarpımını istediğiniz şu iki sayının sonucu şudur gibi bir ifade verip bu pseudo kodu gerçek koda dönüştürmüş olacağız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, VS Code'a geldim. Aynı klasördeyim fark ettiğiniz üzere ama bir tane daha ekstra dosya var. Kullanıcıdan iki sayı isteme nokta pay uzantılı bir dosya oluşturdum. Şimdi hemen başlayalım. İlk işimiz neydi? Kullanıcının ismini almak. Nasıl alacağız? Input fonksiyonuyla alıyoruz. Bu fonksiyon Python'ın içinde gelen bir fonksiyon olduğunu zaten konuşmuştuk. Şimdi bu aldığımız değeri bir değişkene atayalım. Çünkü lazım olacak. Biz çıktığımızı yaparken kullanacağız. O yüzden isim diyelim buna. Buna isim diyebilirsiniz, kullanıcının ismi diyebilirsiniz, x diyebilirsiniz. Ama mantıklı olması adına isim kullanmak hoş duruyor bence. İsim eşittir. Input yazdım. Şimdi içine ne yazıyorduk? Kullanıcının göreceği bir output yazıyorduk. Bir çıktı. Neden? Çünkü kullanıcı aslında ne gireceğini bilsin aslında. Tek amaç bu burada. Buraya ne diyelim? Lütfen isminizi girin diyelim. İki nokta koyalım ve bir boşluk bırakalım. Kullanıcı ismini gireceğini anlasın. Okey. Çok güzel. İkinci aşama neydi? Kullanıcıdan ilk sayı istemek. İlk sayı diyelim. Aynı şekilde input. Buraya da lütfen çarpmamızı istediğiniz ilk sayıya girin yazdım. Yani kullanıcı ilk sayısını girecek çarpmamızı istediğimiz. Ve unutmuyoruz. Buradan dönecek olan sayı aslında bir string. Bunu sonra göstereceğim. String döndüğünü. İkinci sayıyı da isteyelim. Aslında yukarıdakinin aynısı. Bir daha yazmaya gerek yok. Şunu aldım. Aşağı getirdim. Sadece şurayı değiştirdim. İkinci sayıyı da istedik. Kullanıcı girecek. Ve son olarak iki sayının çarpımını vereceğiz. Bir deneyelim önce çarpımdan önce. Ne durumdayız? Bastım kodu çalıştırmaya. Lütfen isminizi girin dedi. Verdim ismimi. Sayı istedi. 5 dedim. Çarpmamızı istediğiniz ikinci sayı dedi. 4 dedim. Ve okey. Şu anlık bir sıkıntı yok. Sonuç diye bir değişken oluşturdum. Bu ne olacak? İlk sayı çarpı operatörü biliyoruz. Bunu kullanıyorduk çarpmak için. İkinci sayı yazabilirsem. Şimdi bu string. Bu da string. Bakalım string ile string'i çarpabiliyor mu? Bunu bastırmayı deneyelim. Bakalım basacak mı? İsim istedi. Yine Berk verdim. İlk sayı yine 5 olsun. Diğeri 4 olsun. Ve hata verdi. Ne hatası? Line 6. Satır 6'da hata var diyor. Ne hatasıymış? Tip error hatası verdi. Ben diyor tam sayı olmayan, daha doğrusu string olan iki şeyi çarpamam diyor. Buradan bu inputların string döndüğünü anlamış olduk. Çünkü ilk sayıya 5 yazdım. İkinci sayıya 4 yazmama rağmen, yani ben buraya bir tam sayı vermeme rağmen bunları string olarak algıladı. Peki ne yapacağız? Çok basit. Veri tipi dönüşümü yapacağız. Ben bunu neye çevirmek istiyorum? Tam sayı. O zaman başına int yazıyorum. Bunu öğrendik zaten. Aynısını ikinci için de yapmam lazım. Ona da aynısını yapıyorum. Şimdi deneyelim ne oluyor. Çalıştırdım. Yine Berk 5, 4, 20'yi verdi. Çok güzel. Şu an aslında istediğimiz her şeyi yaptık. Son kısım neydi? Çıktığı iki sayının çarpımı olarak vermekti. Onu da yaptık. Sadece çıktığımızı manipüle etmemiz gerekiyor. Yani atıyorum şöyle bir şey olsa daha güzel olmaz mıydı? İşte Berk, virgül, bizden çarpmamızı istediğin 5 ve 4 sayılarının çarpımı şudur. İşte 20'dir. Yazsak çok tatlı olur. Onu yapalım şimdi. Evet. Şimdi bu yazdığımız uzun print fonksiyonunu inceleyelim. İçini inceleyelim. İsim vereceğiz. Mesela Berk, virgül gelecek. Boşluğumuz da var. Bizden çarpmamızı istediğin, burası için konuşuyorum, 5 ve 4 sayılarının çarpımı 20 ediyor diye bir sonuç bekliyoruz. Bakalım sıkıntı var mı? Çalıştıralım tekrar. İsim istedi Berk. İlk sayı istedi 5. İkinci sayı 4. Hata verdi. Niye hata verdi? O hatayı inceleyelim. Tip error hatası var diyor. Ve ben string ile string olmayan bir tipi toplayamam diyor. Yani bunları birleştirip sana çıktı olarak veremem diyor. Bu neydi? Aslında konuştuğumuz bir şey. O da şu. Aynı veri tiplerini toplayabilirsiniz. Bu toplamadan kastım iki tane sözcüğü yan yana getirmek de olabilir. Ve gerçekten bir aritmetik toplama da olabilir. Aslında aritmetik toplamalarda tam sayı ve ondalık sayı da toplayabiliyoruz. Oraya sonra geleceğiz ayrıntılarına. Ama şu anlık aynı veri tiplerini toplamamız gerektiğini bilsek yeter. Şimdi isim string biliyorum ve değiştirmedim. Burası string. İlk sayı string mi? Evet, ilk sayı hala string. Neden? Burada yaptığımız kafanızı karıştırmasın. Çünkü bu sadece bu işlem için. Yani ilk sayının
tam sayı değerini alıyorum ve çarpıyorum. Yani aslında ben ilk sayıyı tam sayı tipine dönüştürmüyorum. Bunu yapmam gerekseydi ne yapmam gerekirdi? İlk sayı eşittir int ilk sayı yapmam lazımdı. Çünkü bu ne yapıyor? Sağ taraftaki değeri değişkene atıyor. Peki sağ taraftaki değer ne? İlk sayının kendisi mesela 5 ama string hali tam sayıya çevirdi ve türü tam sayı olan 5'i ilk sayıya artık atadı. Ama şu an bu kod olmadığı için burada aslında ilk sayı hala bir string. Okey, bu string, bu da string, bu da string, bu da string. Sonucu da string ama sonuç ne? Tam sayı. Neden? Tam sayıyla tam sayının çarpımı bir tam sayıdır. Yani benim bunu değiştirmem gerekiyor. Bunu ne yapmam gerekiyor? String. Hemen veri tipi dönüşümü yapalım. Bu sefer string'e çevirmem gerekiyor. Bakalım sorun çözüldü mü? Tekrar programı çalıştırdım. İsim istiyor. Berk sayı istedi. 5, ikinci sayı istedi. 4. Berk bizden çarpmamızı istediğin 4 ve 5 sayıların çarpımı 20 ediyor dedi. Ve sudo kodu artık gerçek koda dönüştürüp gerçekten küçük bir program yazmış olduk. Bir daha deneyelim büyük bir sayılar için. Bir test edelim tekrar. Bu sefer ismi uzaktan akademi diyelim. Sayı istedi 671 diyelim. İkinci sayı istedi 304. Enter'a bastım. Uzaktan akademi dedi. Bizden çarpmamız istediğin 671 ve 304 sayıların çarpımı 203.984 ediyor olarak verdi. Her şey istediğimiz gibi çalışıyor. Ve arkadaşlar bu uzun videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda aslında Python'ın temellerine ait birçok konuyu görmüş olduk. Neydi bu konular? Değişkenler ve değişkenlere değer atama, değişken tipleri, yorum satırları, veri tipi dönüşümleri, operasyonlar, işlem öncelikleri, çıktı manipüle etme, girdi alma gibi birçok konuyu görmüş olduk. Ve son olarak da sözde kodumuzu gerçek koda dönüştürdük. Umarım bu bir sürü konudan sonra Python'ı daha çok sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda conditional statements yani koşul ifadelerini göreceğiz ve Python bilgilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu ve diğer video serilerimizden haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilir veya videonun ayrıntılarında paylaşmış olduğumuz linkle Discord kanalımıza gelip orada sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.